Ya ben dün bu terası yıkadım. Büyük saksılarımı suladım. Ama bu küçük saksılarımı unuttum. Aşkım yine sükunetim düşmüş ya. Hiç uğurlu gelmiyor bu köşe benim bu çiçeklerime. Niye bilmiyorum. Sükunetler zaten geri de şey olmadı. Yaşatamadım. Şu belki kurtulabilir de. Kökü var çünkü bunu gömeyim. Kök falan yok. Bunu atabiliriz aşağıya. Şunda kök var mı? Bunda da kök yok. Gene bana şey işi çıktı. Teras işi çıktı. Daha yeni fark ettim vallahi. Günaydın bebişlerim, nasılsınız? Aşk koçlarım, haftanın başındayız. Benim beyler gece geç uyudukları için her zaman geç kalkıyorlar. Ben erken uyandım bugün. İşlerimi yapayım dedim. Kahvaltı hazırlayacağım. Günlerden pazartesi. Ama su vereceğim şimdi, can suyu. Daha tırnaklarımı dün şey yapmıştım. Manikür yapmıştım. Tırnaklarımı temizlemiştim. Gene içini toprak doldu. Neyse. Orayı ben hızlıca bir süpürürüm de almadan. Baksana nerelere kadar uçmuş. Ay ne güzel esti. Benimkiler gene klima yaptı sabah sabah. Kızıyorum, diyorum ki doğal serinlik olsun evin içi. Bu da bunlar çok rüzgar alıyor bence. Bunların yerini tekrar değiştireceğim. Eski yerini alacağım. Saksıyı üzüldüm şimdi. Elimle sıkıştırdım da kamerayı tam tutamıyorum şu anda size. Toprağı yine taşırdım. Yeter, kafi. Aşağıya bahçeye dökülüyor toprak. Rüzgar da bayağı uçurmuş bu toprağı. Ay 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 ay. Gireyim çay suyu koyayım. Evet. Burayı da hallettiğimize göre. Sevmişler yerlerini. Keyifleri yerinde. Yine bulutlar var. Bu bulutlar rutubet bulutuymuş kızlar. Nem yani. Şimdi çay suyumu koydum. İki tane yumurta, süt, kabartma tozu, vanilya ve şey çıkaracağım. Un. Ne yapacağım? Pankek yapacağım. Ya pankek ya da şey krep. Bakarım. Hamurum yumuşaklığına bağlı. Benim şurada yedek unum var. Bu unum azalmış. Çünkü benim böyle stoklarım buraya koyuyorum. Çay, un, pirinç, yağ. Burası kapalı bir yer olduğu için güneşte şey olmuyor. Güneş görmüyor. Bunu şimdi açalım sizinle beraber. Kahvaltımızı hazırlayalım. Üzerine bal, işte çoko krem falan süreriz. Reçel sürer yeriz. Aras da sever pankek. Ekmeğimiz var ama taze ekmek yok. Şimdi sıcak bir boşuna gidip ekmekle ekmekle uğraşmasın. Hayatım şarjı takmış mıydın canım? Tamam canım. Bunu böyle boşaltıyorum.
Her zaman burada kutumda oluyor. Onun yedekte. Şöyle dökmede. Aslında aldım hepsini geçti. Riski olmadı en azından dökülmeye. Geçen erzaklarımı, erzak dolabımı falan yerleştirdim, eksiklerimi doldurdum ama bunu fark etmemişim. Hamur işi nedense yazın da az yapıyorum. Aslında seviyor benimkiler, yapmam gerekiyor. Şimdi yumurtayı, sütü böyle bir çırpacağım, ununu ilave edeceğim. Kabartmaz şekerli vanilin tamamdır. Sizi şöyle alayım. Çok az da yağ koyacağım. İşte sebze tempuramız. Kızartma kurallarına uyarsanız mükemmel patates kızartmasını. 2 su bardağı kadar süt. Hatta hafif bir kabarık tempurayı bile kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Harika yemek okuduğunuz için izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ne güzel turuncu oldu. Turuncu. Labne peyniri de sürüp yiyebiliriz. Güzel olur. Ben tuzlu daha çok seviyorum bu tarz şeyleri. Güzelce yumurtaları açtık. Çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Yeter. Önemli olan hamur kap yapışması. Teflon tavaya da çok az yağ süreceğim. Çok çok az ama. Bismillah. Ölçü kullanmıyorum kızlar. Tamamen göz kararı yapıyorum. Şöyle. Yukarı aşağı 2 su bardağı kadar un koydum. Üzerine de hemen şekerli vanilin ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Kimisi yarım paket koyuyor, kimisi hiç koymuyor. Ben koymaktan yanayım her zaman. Bayağı bir hamur oldu. Pankek ya da şey kaldığı zaman da ara sonradan yiyor. O yüzden fazla da yapılmış olsa hiç sorun değil. Kabın biraz küçük, taşırmadan sadece çırpmaya çalışıyorum. Yoksa kıvamı iyi oldu. Aynen. 2 yumurta, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 2 çorba kaşığı yağ. Harika. Hamur şimdiden göz göz kabarmaya başladı. Şeker, tuz koymuyorum. Herkes kendi tatlandıracağı için. Oo, şahane kıvamlı bir hamur oldu. Hemen teflon tavamın altını açayım. Isınsın o arada. Onu da kaldırayım. Ve sizinle hemen şekillendirip pişirelim. Kıvamını göstereyim size. Şahane, akışkan bir kek hamuru gibi oldu. Pankek yapacağım bunlardan. Akıtma gibi.
kızartma tavamı, sonra şey yapacağım, cifleyeceğim kenarları yağ olmuş. Yastık koy aşkım kafanın altına. Anne. Efendim oğlum. Neden? Dikkat et. Birer kaşık birer kaşık yaydırıyorum kızmış tavaya. Birbirine yapışmayacak şekilde aralarını bırakıyorum ki pişerken de kabarıyor çünkü. Ama tavanın her yerini değerlendiriyorum. Şapşahane. Bunları bitirdikten sonra bitmiş halini gösterelim size. Sonra çayımı da demleyeyim. Çayımız da demlendi. Pankeklerimiz şapşahane oldu. Waffle gibi oldu. Bir de baksanıza tavanın bir şeyinden, lekesinden mi diyeyim, deseninden. Bayağı koca bir tabak çıktı. Kayısı reçeli, vişne reçeli, bal, labne, fıstık ezmesi, kaymak, şeker, arasını dünden kalan patatesli böreği. Çatal koymadım, bıçaklar koydum. Bıçakla süreceğiz zaten. Aras kuzu hadi bir tane. Bu benim çayım. Şimdi yemeyecek misin tatlım? Aç kalırsın, hiç karışma. Senin sevdiğinden bak bir ara. Senin sevdiğin pankekten oğlum. Azıcık dolabı yerleştirdim de şu kavun da ne kadardır böyle bir şekilde duruyordu. Çıkarayım, tabağa doğrayayım, en azından benim beyler gelip gidip yesinler. Vitamin yani. Aras odasında, Yusuf banyoda. Ben de odamı biraz yerleştirdim. Bikinlerim falan, çekmecemi düzenledim. Çorap çekmecelerim falan bayağı karışmış. Onları düzenledim. Ondan sonra buzdolabına geçtim. Buzdolabında İlaç kutumuz vardı bizim. İlaç kutusuna şeker dökmüş, pul biber, toz şeker dökmüş. Ya Yusuf ya Aras, artık hangisi yaptı bilmiyorum. O çekmeceleri çıkardım, yıkadım, geri düzenledim. Elimdeymişken de dediğim gibi şu kavunu gördüm. Onu da çıkarayım, dilimleyeyim de dedim. Göz önünde yesinler. Öğlen yemeğine pırasam var. Pırasayı yeriz. Aras'a da şey kaldı zaten. Pankekten. Pankeklerini atıştırır. Çok sıcak ama klimayı açmadık çünkü bugün bir tık sanki esiyor gibi geldi bana. Sabah işte çiçeklerimi suladım, kahvaltı hazırladım, kahvaltıdan sonra tezgaha topladım falan filan derken öyle böyle öğlene ettik, saat 2.30 hatta ne öğlene. Saat 5'ten sonra da anneme gideceğiz. Annemin ufak bir elektrik işi falan varmış. Yusuf ufak tefek teknik işten anladığı için yardım edecek. Onların o yapılacak işlerini yapacak. Niye 5'ten sonra? Çünkü kardeşim gece çalıştığı için 5'te falan uyanıyor. Hem uykusunu alsın, gidip ses yapmayalım, hem de biraz daha serin oluyor hava diye. Anlatayım. Şimdi onun dışında neler yaptım onları da size bir göstereyim. Anlatayım. Kamerayı sabitleyemedim çünkü size çekemedim yani. Normalde şey yapıyorsunuz, istiyorsunuz böyle motivasyon videoları, işler yaparken çekmemi seviyorsunuz. Niye çekemedim? Çünkü hala yüklemedeyim ve telefonu Wi-Fi kutusunun yanında bulundurmam gerekiyor ki hızlı yüklensin. Aynı zamanda Yusuf da video yüklediği için ve Aras da şu anda internette olduğu için internet pert. Neyse, onun dışında neler yaptım onu da göstereyim size. Şimdi şurada benim tabaklarımın rafları var. Şunlar zaten set, 6'şarlı set, büyük çorba. Çorba derken yemek biraz derin böyle. Bir de böyle şu küçük servis şeyleri var. Şu geçen kahvaltıya kullandığım bardak altlarını buraya koydum. Böyle küçük küçük kullanırım diye. Buradaki ufak tefeklerin hepsini kaldırdım vitrinime. Vitrin derken aslında TV konsolum mu benim, ama ben vitrin olarak kullanıyorum. Göstereyim şimdi. Şurada da ufak derin yemek tabakları bıraktım. Şunlar plastik olanlar. Çerez, cips falan koyuyoruz. Rahat oluyor. Şunlar kahvaltı şeylerim. Küçük küçük böyle ya reçel ya işte çerez koyuyorum. Şunlar çorba kaseleri, fazlalarını kaldırdım. 3 tane şimdi bize yetiyor. Misafir geldiği zaman zaten vitrinden çıkarıyorum. Şunlar geniş olanlar. Şunlar da zaten salata ve meyve tabaklarım şey olanlar. İçleri
derin olanlar. Bardaklarımı da şurası çay ve fincanlarımın olduğu, işte hem kahve fincanlarım, Türk kahvesi fincanlarım, hem Nescafe fincanlarımın olduğu bölüm. Bunlar da çay bardaklarımın olduğu bölüm. Şunlar paketli şeker. Şunlar arasında iki tane kullandığı pipetli cam şişeler. Şu da şöyle bir şekerlik. Normalde buna toz şeker dolduruyorsunuz. Böyle böyle yaptığınız zaman dökülüyor. Arası Yusuf'a hediye olduğu için onu burada tutuyorum ama kullanmıyorum şimdilik. Yukarıda da su ve meşrubat bardaklarımız var. Burada ne olmuş? Şeker mi düşmüş? Evet, şeker düşmüş. Hopala. Bir tane arasını sevdiği şekerlerden kalmış. Şimdi burada da böyle meşrubat, su ve fincanlarım var. Bu ikisini düzenledim. Fazla olanları da nereye kaldırdım? Fazla olanları da şu göze kaldırdım. Mesela şunlar vardı. Ondan sonra üçgen olan arkada kahvaltılıklarım vardı. Şunlar serisi bozuk tabaklar. Bunları böyle kaldırdım. Şunları fazlaydı orada. Gene dolabımdan azalttım. Ondan sonra burada ne vardı? Burada başka bir şey yoktu. Buraya pek bir şey ellemedim. Bunlar olduğu gibiydi. Şuradan da iki tane böyle abajur ve bir tane hediye fincan şeyim vardı, böyle süslü. Onları da buraya koydum süs olsun diye. Şöyle renk rengarenk böyle bir değişiklik olur diye düşündüm. Böyle dekorasyon amaçlı. Oraya koydum. Sehpalarım hep parmak izi. Onları bir silmem gerekiyor. Bulutlar dağıldı. Güneş var. Çok sıcak, tehlikeli ama. Sıcak hava bahçe için. Akşamları genelde serinliktif yapıyoruz. Hem sulama, çiçek sulama ya da bahçe işlerimizi falan o saatlerde yapıyoruz. Ne getirdin aşkım? Anne. Göster hele, benim minnoşlarıma da göster. Anne, yemin ederim. Babaanne de gördün değil mi? Evet, ben de gördüm. Ama almadım. Bunu annemin evinde buldum. Azerbaycan bayrağı. Evet. Burada. Annem bunu saklıyormuş. İki devlet, bir millet. Herkese çok selam söyledi. Onu da söylemek istedim. Kayınvalidemiz de selam var, bayrak göndermiş. Çok güzel, evet, çok büyük bir jest. Onu güzelce bir yıkayayım, ütüleyeyim ben. Bizim de Türk bayrağımız var. İkisini yan yana terasımıza asabiliriz değil mi? İkisini de asabiliriz. Çok güzel olur. Bizim Türk bayrağı birazcık büyük ama olsun, yine de yan yana güzel olur. Bunu hediye etti bana. Ya Azerbaycan'daki izleyicilerimize selam olsun kocaman. Ters tutma ay yıldızını. Düz tut. Çok güzel. Yani. Çok büyük bir jest. Getir onu güzelce yıkayayım ben hayatım. Sen gidiyor musun annemin yanına? Evet. Tamam. Kayınvalidem arada ekmek istedi. Birazcık bugün kendini halsiz hissediyormuş. Kıyamam ben ona. Kıymetli kaynanacığım benim, canım benim. Allah'ım şifasını versin. Bu da bizim Türk bayrağımız. Bunun içine koyalım da. Yok anne, bunları yıkayacağım, ütüleyeceğim. Yan yana terasımıza asacağız. Evet anne, evet. Çok ay, içine olur. Koy, içinde kalsın. Bak sonra da kaybolur. Bana ne, içinde kalır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Değil mi? Ne mutlu Türk'üm. Azerbaycan candır. Bak ne güzel oldu yan yana. Anne ben ütülesem. Tamam, önce yıkayayım ondan sonra. Sen git altına bir şort giy bakayım. Ben seni çekmek istemiyorum. Yıkayayım, yürü. Yıkayayım mı? Bir de burada ne var? Tatlış mı tatlış? Bir portre astım. Bu çok çok değerli teyzeciğimin hediyesi. Onun evindeydi daha önce ve arkası ışıklı, gece yakar gösteririm size. Teyzeme de buradan sevgiler olsun. Cennet teyzem Bursa'da yaşıyor. Canım benim. Çok da güzel oldu bence. Yastıklarla falan uyumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi bendeki durumlar kızlar. Evi süpürdüm, villada suyu hazırladım, sirkeli hazırladım. Ve şimdi yerleri silmeye geçtim. Aras acıktım dedi. Ondan önce de kayınvalideciğim aradı. Ekmek istedi. Yusuf gitti, ekmeğini aldı geldi. Ben de gittim. Çayını koydum. Ondan sonra köy peyniri dilimledim. Ekmek taze geldi. Onları hazırladım. Onları atıştırıyor. Çamaşır makinesine çamaşırlarını attık. Temizlerini topladım, katladım. Rabbim'e şifa versin. Gerçekten üzülüyorum. Biraz daha düne göre daha kötüydü. Dur anneciğim, şuraya balı sileceğim o yüzden. Dur bir dakika, bir tatlı. Aras pankek istedi de pankek koydum ona. Ondan sonra kayınvalidemden geldim. Aras kuzu acıktım dedi. Bu dün annemin yaptığı börekten son kalan, Aras için ayırmıştı. Bu da iki tane ballı pankek koydum. Aras için bu kadar yemek istedi. Ben de burada ne yapıyorum? Saat kaç oldu? Ay, Aras. Anne, saat 5'e mi çeyrek var? Aras yavaş kaldırarak çek oğlum. Kaldırayım mı yani? Saat 5'e çeyrek var. İnanamıyorum. Yusuf, zaman nasıl geçmiş hayatım? Yani anne,
Saat 5'e çeyrek var. Senin ve biz şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz. Yani. Nasıl geçmiyor benim bildiğim? Ben nasıl biliyormuşum ki? Ben bu arada neler yaptım hepsini göstereceğim size bebişlerim. Telefon yüküme dedim ya, çekemedim size bir şey doğru düzgün. Pırasayı ısıtıyorum dünkü yemeğimizi. Bunu yiyeceğiz Yusuf'la. Ondan sonra makinem de beni çağırıyor. Ben mutfak dolaplarımın hepsini görüyor musunuz? Geçişleri görüyorsunuzdur. Hiçbir tane parmak izi kalmayacak şekilde komple alt dolaplarım, üst dolaplarım, beyaz eşyalarım, fırınımın kapağı, yanları, ondan sonra buzdolabım, hepsini güzelce sildim. Üzerinden de şu bezle geçtim çünkü çok güzel bir pamuklu bez bu. Annemin eski çarşafıydı. Sildim mi sileceğim? Sildim. Bitti. Bu işim bitti. Sadece yerleri sileceğim. Başka bir derdim kalmadı. Ondan sonra hemen duş alacağım. Yemeğimizi yeriz. Böyle tekrardan göstereyim size uzaktan. Perdemle de uyumlu oldu. Bu arada perde demişken bu hafta perdelerimi yıkamayı da planlıyorum. Güzel bir günde. Bugün klima falan da açmadık. Güzel güzel esiyor, püfür püfür. Objelerim de güzel oldu sanki. Ha? Dekorasyon amaçlı uzaktan. Fena durmadı. Şimdi makinam durdu. Makinamı asacağım. Çamaşırlarımı asacağım. Bunun dışında mutfak dolaplarının dışında fayanslarımı sildim. Mis gibi. Duvar fayansı ne ya? Banyo fayanslarımın hepsini sildim. Sadece şu alt duşakabin yerine daha dokunmadım. Çünkü duş alacağım. Çıkarken oraları da güzelce silip çıkacağım. Ama şu kısımları sildim. Altları ellemedim su damlıyor diye. Lavabomu falan yıkadım. Şimdi çamaşırlarımı asacağım. Yerlerimi sileceğim. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra dediğim gibi duşumu alacağım. Ve bugünlük iş anlamında benden bu kadardır. Yine dediğim gibi çekmecelerimi falan düzenledim. Ama hiç göstermeyeyim. İç çamaşır çekmecelerimdi. Bugün birazcık fena değil hava. Esiyor, o yüzden açayım dedim böyle. Daha iyi oldu. Neyse, telefonu tekrar bırakayım. Şu vloglar dolmaya devam etsin. Ben de gideyim şu güzellikleri yıkayayım, kurutayım, ütüleyelim ve terasımızı asalım. Ya ben çamaşırları astım. Bir geldim baktım ki benim oğlum lavaboda yıkamış bayrakları. Şimdi bayrakları asacak. Bak şurada boş yer var annem. Şuraya as. Benim küçüğüm benim. Nasıl gösterdim ben sana nasıl asılır bayrak? Hayır şuraya koy. Sen şuraya as. Ben sana... Hayır. Zaten asacağız anneciğim. Kurusun şuraya as. Ütüleyeceğiz daha. Ben sana şey getireceğim. Mandal getireceğim. Hadi bebeğim. Mandalla yapıştıracaksın ya. Mandalla tutturacaksın ya, uçmasın diye. Benim oğlu şu mangal demedik hayatım, mandal dedim. Oy. Tamam. Suyu her yere sıçradı. As bakalım. Aferin oğluma. Aferin bebeğime. Hadi. Diğer bayrağı da as. Bende var mandal. Hadi. Oy. Seni ben yerim. Böyle milliyetçi ruhlu büyümesi o kadar hoşuma gidiyor ki oğlum. Bayrağa değer vermesi. Vay seni ben yerim. Ne yapacağız? Kuruduktan sonra ütüleyeceğiz. Tamam mı bebeğim? Öpmeyin, sonra da asacağız buraya. Öpmeyin. Bayrak öpülmez mi? Hayır öpmeyin. Üstünde çamaşır suyu var ya. Ha şimdi ıslak. Yok çamaşır suyu değil, deterjan. Hadi girelim şimdi ödev zamanı. Oğlum karnında yurduğuna göre. Ya sen dedin lan. Hayır. Hadi ya. Birazdan dedin işte birazdan oldu. Oy annem işten gelmiş. Yusuf şimdi gidecek. Benim işlerim bitmediği için ben gitmeyeceğim. Hemen yarım saat
yapmış oluyorum. Peki gibi. Tamam. Yarım saat. Saat tut. Saat 5'i 5 geçiyor. Saat 5'i 35 geçe oturacaksın Devir. Anlaştık mı? Hayatım hadi gidecek misin canım sen? Ben de evleri sileyim. Yerleştireyim. Anne hayatım odana. Arasçım odana. Arasçım odana bebeğim. Hadi tatlım. Saçım başıma bak. Bir bitmedi şu işler. Yerleri siliyorum. Ondan sonra duş alıyorum. Ve gerçekten artık rahatlamak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Ne diyordum? Benim işlerim bitmediği için ben annemlere gidemedim. Annem de işten yeni gelmiş. Yusuf o elektrik falan işini annemin halletsin. Gelsin. Akşama da benimkiler sıkıldı. Belki bir şeye gideriz. Spor yapmaya. Aşağıya sahile. Efendim canım? Biraz atmaz. Osmanlı gibi gözükür. Kılıcı ha? Nereye asacaksın onu? Terasta ne işi var? O uçar o. Nasıl? Çok terledim. Çok. Benim küçük bebeğim. Küçük aşkım benim. Şu temizlik bezim kurumuş. Bunu katlayayım. Kaldırayım. Yerlerimi sileyim. Ben pırasamı yedim. Yusuf yemedi. Aşağıda annemle atıştırmış. Köy peyniriyle ekmek atıştırmış. O yüzden yemek istemedi. Gelince yer akşam yemeğini ne yapacağım? Akşam yemeğini patates kızartması istedi kayınvaliden. Birazcık ona kızartma yapacağım. Ben de patates var mı hiç bilmiyorum da bir iki tane sanki kalmış olması lazım. Onları kızartayım olmazsa. Bir de biber kızartması yapayım. Kayınvalidem sever. Ekmeğe döner yer. Sandalyeyi çok seviyorum. Çok beğeniyorum ama böyle ses yapıyor ya çekerken. O hoşuma gitmiyor. Bakayım patatesim var mı? Yoksa Yusuf arayayım da gelsin. Varmış patatesi. Bayağı varmış. Hem de yeter. Bir tane büyük patates var. Yeter. Biz de biraz dürümlük yaparız. Bir de biber çıkarayım. Biber kızartacağım. Şöyle 3-4 tane biber kızartalım. 2 gün sonra zaten buranın semt pazarı ve semt pazarına gideriz. Şöyle biberler, patatesleri de soyarım. Güzelce kızartırım. Akşam yemeği de aradan çıkmış olur. Ben aslında yanına istiyordum. Yeşil mercimekli erişte çorbası istiyordum ama bilmiyorum bakarım. Belki de yaparım. Niye olmasın? Çorba en son hasta olduğumda içmiştim. Çorba da güzel bir besin. Ben çorbaları seviyorum açıkçası. Her türlü çorbayı seviyorum. Yani yoğurtlu, yoğurtsuz, salçalı hiç fark etmez. Her türlü çorbayı severek içiyorum. İkinci çamaşırlarım aslında var da şimdi atmayacağım. Beyazlarım var. Onu da yarın atarım. Bence de. Boya kalemlerin içindeydi ya aşkım. Tamam da burada açmıyoruz ama hayatım. Anne şunun içini açıyorum. Buraya niye açıyorsun? Mutfak İçinde çok pislik var zaten. Tamam ama aşkım daha da pisletmek zorunda mısın? Şurada turuncu. O hadi gel gidelim. O yok kırmızı anne. Bak şurada turuncu şey. Olur mu öyle şey? Hah turuncu. Yok hiç ben aldım. Şimdi bizdeki güncel durum ne? Babamız gitti. Ben hemen patateslerimi soydum. Aras kuzu molasını verdi ve ödevine başladı. Sıralamada ilgili bir boyaması var. O yüzden eksik turuncu renk kalemimiz vardı. Onu da aldı geldi. Ben de burada kızartmama başladım. İnce ince patateslerimi doğradım, dilimledim. Böyle elma dilimi şeklinde. Kayınvaliden böyle seviyor. İki partide kızartacağım. Üç tane patatesi anca öyle böyle bildim. Bir buçuk tavama göre. Biberleri de şöyle attım. Siz söyleyin. Kesitler attım ki patlamasın diye. Bunları bu şekilde tüm kızartacağım çünkü. Sarı var aşkım. Sarı, mavi, yeşilim var canım benim. Uy tatlı bebeğim benim. Kızartma yapılırken tabii ki pencereler açık. Zaten bugün sabahtan beri pek fazla klima açmadık. Şunu ben niye pusunu döndürmedim ki? Yanacak yani. Ben pırasa yemeğimi yedim. Yusuf yemedi. Kalan da yutsun zaten. Hemen bir spatula çıkarayım. Bunları öyle öyle döndürmeye başlayalım. Yüzü olunca böyle güzel kızarıyor. Seviyorum. Parmak patatesdense bu da güzel lezzet oluyor. Bir de bunun tarifi aslında nasıl biliyor musunuz? Kayınvaliden bunu dinledikten sonra tuzluyor kızlar. Ben tuz atmaya cesaret edemedim çünkü patlıyor. Ocak zaten battı. Bir de yağ patlayınca hepten bu fayanslara falan sıçrıyor. Daha yeni yerleri sildiğim için de açıkçası tuz dökmek istemedim. Çıkardıktan sonra hemen tak tak içlerini tuzlayacağım. Akşam yemeği olarak ben bunu kayınvaliden indireceğim. Bize de ufak bir tabak ayarlarım. Ben zaten kızartmadan asla ve hatta yemem. Kendime herhalde hızlıca bir salata hazırlarım diye düşünüyorum. Böyle kıvırcıklı falan. Ara kızartmadan yer babasıyla bir de pırasamız var. Allah bereketini versin. Aslında çorbayı ediyordum ya.
Şurada yapsam yapmasam tam şimdi bir kararsızım da. Şöyle herhalde saat akşam 10-11'e doğru yaparım böyle gece sonrası gibi. Geceleri Netflix falan izlerken acıkıyoruz biz de iyi oluyor bence. Şurada içeriz yani salçalı yapacağım. Salçasını yağda tereyağında kavuracağım. Diffüzümde haşlanmış yeşil mercimeğim var. Onu çıkaracağım, katacağım suyuna ve eriştemi koyacağım. Suyunu ekleyip bulyon da atarım içine güzel olur. Ya da şey sebze harcı almıştım ya. Onlardan atarım. Sadece çorbamı da hazırlarım. Gece gece rahat rahat. Yani midemiz için en azından çok rahat olur. Sert bir şeydense çorbamızı içeriz. Oh oh oh, ben neler yaptım. Yani şu telefon gerçekten yüklemede olmasaydı sizinle güzel bir kızartma yapacaktık ama maalesef yüklemedeydi. Şöyle iki eşit tabağı bölüştürdüm. Daha çok olanı kayınvalideme ayırdım, o biraz kızartmayı sevdiği için. Bunu bize bırakacağım. Şunu kayınvalideciğime götüreceğim. Gerçi uzaktan da çok da eksik gibi gözükmüyor. Bir de böyle 3 tane iyi pişmişlerinden, iyi kızarmışlarından pankek ayırdım kayınvalideciğime. Yanına da birazcık bal koydum. Tatlı niyetinde onu yesin. Bunları şimdi kayınvalidemi indiriyorum. Benim beyler nerede? Akşamı neredeyse ettik. Saat 7. Yusuf annemlerden geldi. Ufak tefek işleri yapmış. Yarın da malzeme alması gerekiyormuş Yusuf'un. O yüzden herhalde ya bugün gideriz ya yarın gideriz Kemer'e. Malzemeyi alıp gelecek. Ondan sonra tekrar devam edecek annemdeki kalan işlere. Ben duşumu aldım. Ondan sonra Aras kuzuyla Yusuf şu anda aşağıdalar. Yusuf aşağıda yabani otları ve kabakları falan yoluyor. Onları şimdi sizinle beraber ineceğim, göstereceğim. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? O kadar mutluyum ki şu pencereden her baktığımda şu güzellikleri gördüğüme. Rengarenk. Gerçekten çok büyük bir zevkle her sabah bu pencereden aşağıya bakıyorum. Yani yalan yok. Şimdi şunları tek elimle nasıl götüreceğim bilmiyorum. Hem çekim yapmak istiyorum size. Bunları indireyim, ondan sonra mı açayım kamerayı, şöyle yapsam olur mu hiç bilemedim ki neden olmasın. Şimdi Aras babaannesinin yanına indi. Babaannesi aşağıda kapıya, kapının önünde birazcık hava almaya indi. Ben de ojelerimi sürdüm. Şu rengi göstereyim size, vişne çürüğü. Şöyle yapınca daha net olacak galiba. Evet, birazcık ufak tefek taşırdım ama idare eder. Pretty. Bu nasıl bir renk arkadaş, flash ile çalışmadığı için çok karanlık çıkıyor. Şöyle 019 numara. Şöyle vişne çürüğü mü, hatta daha böyle morumsu bir renk. Evde bir işim yok, kızartmayı da yaptığıma göre tabağı aşağı indireceğim. Birazcık aşağıdakileri çekeyim, bakayım ne yapıyor benimkiler. Ondan sonra çamaşırlarımı falan toplarım. Yürüyüşe gidersek de gideriz. Yoksa da artık sizinle günün kapanışını yaparız. Evde cincik gibi oldu. Hiçbir işim yok. Tertemiz oh mis. Vallahi. Bugün hiç fazla klimaya ihtiyaç duymadık. Çünkü hava gerçekten güzeldi. Esti bol bol. Çamaşırlarımı son toplarım. Bayrakları Aras aldı. Ütüledi. Asarken size gösteririm. Tabii unutmazsam. Bu arada ben kızarttıktan sonra birazcık tuzladım patatesleri. Yalan yok. Bakar mısınız? Yani yakışmadım. Şimdi gündüz gözüyle gösterince daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Yukarıdan aşağı gelirken şöyle bir atmosfer kötü mü olur ya? Bir bakar mısınız? Bir de bu morları o kadar seviyorum, bayılıyorum ki. Şurada bir yeşilim var. Canım benim. Şöyle aşağıya sarkmış dalları var. Maşallah. Şimdi dedim ya bugün gündüzden güneş battığı zaman bahçedeki işlerimizi yapıyoruz ufak tefek diye. Oo Yusuf, Yusuf Bey bakın siz neler yapmış. Şu tabağı bir bırakayım. Anne kızartman ve pankekin. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım benim. Bakın hele bunlar şey süs kabağı. Çok sarmışlardı burayı. Geniş açıdan çekersem evet daha iyi olacak. Mandalinayı bu diyor Yusuf. Senin kameran nerede hayatım? Yusuf benden şey rica etti. Kamerayı alıp çeker misin dedi. Benim de yukarıda işlerim vardı. Oralı olmadım ama bayağı iş halletmiş gibi gözüküyor. Sağ ol Nigün abla, gel. Bu süs kabaklarının yaprağı işine yarar mı? Yerler. He? İnek yerse bilmiyorum, keçi yer mi?
Şunlar dut yaprağı. Böbreğin bir parçasını bir atan yerine sürürüm. Heh, aynen çünkü bayağı var, az değil. Ama bir de şurada tut yaprağı var. Onları götürürüm. Götür. Onlar zaten ince bir şey oldu. Bayağı temizlenmiş. Buraları bayağı bir sarmıştı bu süs kabağı. Yusuf'un telefonunu görüyor musunuz? Benim tripodu beğenmediği tripodumu almış kullanmaya. Bir ara şikayet ediyordu. Senin tripodun kötü bilmem ne. Şu hatırlıyor musunuz? Şey yapmıştık. Vlog'a çekmiştim hatta. Böğürtlenlere askı yapmıştık böyle. Ya üzerinden çok meyve bu sene vermedi. Niye bilmiyorum ama inşallah temennimiz seneye verir diye düşünmekteyim. Şurada ama böğürtlen var. Bu böğürtleni niye sökmüş bu Yusuf? Aşkım bu böğürtleni niye kırdın? Hangisi? Bunu. Bu böğürtlen. Dut yapraklarını keçi yer. Komşumuz keçileri için yaprak almaya geldi de. Bunlar dutu budamış Yusuf. Bir de mandalinaya geçmiş. Azıcık size çekeyim şöyle. Şu makası burada unutmayalım da kalmasın. Aa, buraları bayağı temizlemişsin sen ya. Vallahi helal olsun. Ben de yukarıda bayağı iş yaptım. Kızartma yaptım. Bakımımı yaptım. Mısırlarımızın püsküllerine bakıyor musunuz? Allah'ım yarabbim. Ama tabii bu mısırlar bu insan boyunun iki katı olması lazım ki birazcık meyve versin. Evet, mandalinanın kurdallarını şey yapıyor Yusuf. Bu diyor. Arat babaannesinin evine mi geçti? Evet. Rahat düşkün. Sen terledin mi? Sırtın simsiyah olmuş. Terledim. Terlemişsin. Hasta olmadı ama Yusuf. Senin terin çünkü korkutuyor beni. Çabuk şey yapıyorsun çünkü. Çabuk üşütüyorsun. Evet. Yusuf Bey bakımlarda. Sana kızartma yaptım. Sana ve annene hayatım. Ben yemeyeceğim. Patates ve biber kızartması. Çok terlemiş. Neyse bir duş alır. Senin işin daha sürer mi bir tanem? Tamam canım. Bakarız aşkım. Durumuma göre. İyi hissedersem yardım ederim sana. Ki herhalde ederim diye düşünüyorum. Bugün temizlikle oyalandım ya. Dolap kapaklarını falan sildim. Çok güzel. Eline koluna sağlık. Temizledim var ya. Tırmıklayacağım bir de süreceğim burayı. Oo, süreceksin makinayla. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Şu makinamız bizim. Toprak çapalama makinası. Benzin koyuyoruz buna. Böyle toprağı havalandırıyor. Bayağı da ondan sonra güzel olur. Şu kısımları hiç dokunmayacağız. Zaten çizgisi belli. Oraları kayınvalidem ekim dikim yaptı. Seninkini dövdün mü bir tane? Tamam. Öyle. Şurada yaban dikenler var ama galiba ya. Gördünüz mü? Böyle temizlik. Yarın yine devam edecek temizlik. Yani bayağı sürecek bence. Bütün temizlik videosunu, bahçe videosunu hepsini atacağım. Yarın evet. Ayrı bir vlog yaparsın. Şahane olur bence. Evet, yani bugün bu kadar. Şurada üzümlerim benim dolmuş. Teras. Bu arada bunları kestim çünkü kurumuş. Bu üzüm daha farklı bir cins. Bizim arkadaki asmadan daha farklı. Daha lezzetli oluyor. Güzel bir cins. Ama çok şey değil, güçlü değil bunun asması. Oh, akşam ne güzel yeşilliklerle güzel bir çekim oldu sizin için. Ben şimdi gerçi yukarı çıkacağım da çok ufak tefek bakım işlerim kaldı, onları halledeceğim. Şurada yabaniler var da şunlar işine yarar mı? Nigün abla. Bak şunlar var ya süs. Onlar bir baksın da işte. Yaprağı olmaz mı? Tamam, sadece dut senin işine yarar galiba. Onu budayacak, kesecek misin komple? Annen Çiğdem'e bir sorsun, belki kalmasını ister. Şimdi mi yapacaksın? Ama baya kuruyan dalları var. Tamam, sen kurları keseceksin o zaman. Oo, baya hasta kurumuş. Susuz mu kalmış bu böyle? Yazık. Bu çok güzel açıyordu ya. Ama yeşil dalları var daha. Evet, eline daha kolay olur. Şurası görümcemin sınırı ya. Çiçek burayı böyle güzel süslüyor, kapatıyor. O yüzden diyorum soralım diye. Ben aslında kalmasından yanayım. Böyle çok güzel sümbüller açıyor. Sümbül mü diyeyim, ne diyeyim ya. Böyle lale gibi aşağıya dönük. Bir de kokusu var çok şahane ama beyaz renk açıyor. Ben kalmasını çok isterdim de bilmiyorum. Yusuf çok böyle kalabalık sevmiyor yeşillikte. Biraz diyor gözüksün. Yeşiller kalacak ya. Yeşilleri bırakacak mısın? Kuruları alayım, baksana. Ha tamam canım. Şu mandalina ağacı nasıl kocaman olmuş. Küçücüktü. Kocaman olmuş.
şu bir türlü yetişemedi ya. Bayağı küçük kaldı. Ama meyvesi güzel. Lezzetli oluyor bunun. Şeker gibi mandalina oluyor bunda. Tabii şimdi mevsim değil. Kış artık bol bol yeriz. Ne? Malzemeciye geldik. Bahçe işlerinden sonra. Saat bu arada herhalde ya 8 ya 8 azıcık geçiyor. Aras kuzu babaannesinde daha. Yusuf şimdi bu çam yuvadaki yapı markete girdi. Soracak eğer aradığımız malzeme, yani anneme gerekli olan malzeme buradaysa buradan alacak. Yoksa da maalesef kemere gitmek zorunda kalacağız. Yani inşallah vardır. Buradan kemere sırf o malzemeyi aramak için gitmek istemiyorum ama. Tabii konu anne baba aile olunca boynumuz kıldan ince. Gideriz her türlü, yapacak bir şey yok. Ya aslında biz zaten bugün biraz dolaşmak istiyorduk ama Aras kuzu yanımızda değil ya. Trafiğin tam göbeğindeyim böyle. Yusuf buraya park etti motoru ve trafikteyiz. Ses var. Biz aslında bugün zaten kemere girip dolaşmak istiyorduk ama Aras kuzuyu hani malzeme alacağımız için getirmek istemedik. Bizden yana Aras da gelmek istemedi. Babaannesi de keyfi yerindeydi. Babaannesinin sürekli klima çalıştığı için serini seviyor ve gelmek istemedi. Şey sipariş verdi ama Maraş dondurma istedi. Şimdi bir de Maraş dondurma alacağız ona dönerken. Eğer malzemeyi burada bulabilirsek, bulamazsak da bilmiyorum. Ya döner Aras'ı alırız, hem gezmemizi tamamlarız, hem malzemeyi alırız, kemere gideriz. Ya da direkt buradan kemere gideriz. Dönerken dondurmayı alırız. Hem kayınvalidemi alacağım, hem Aras'ı alacağım. Yani Yusuf daha çıkmadığına göre bence malzemeyi buldu. Hele bir gidelim bakalım. Ben bu arada bugün çanta olarak ne aldım yanıma? Şöyle arkada bir cüzdan gibi ufacık bir fermuarlı yeri var. Buraya kartlarımı ya da para, yani nakitiniz varsa oraya koyabiliyorsunuz. Şurası da telefon koyabileceğimiz ufacık bir cüzdan, çanta. Böyle boyundan bağlamalı. Geçen sene bayağıdır böyle bir şey arıyordum ve diyorum ya, her zaman dört ayağımın üstüne düşmüş gibi kayınvan beni seviyormuş diyorum ya. Şey gönderdi bana bunu. Geçen sene Feride'nin ablası Suriye. Suriye gönderdi. Kazakistan'dan, çok sağ olsun, kesisine bereket. Hediye olarak ve ben bunu severek gerçekten kullanıyorum. Kartlar şurada. Telefon burada. Ama ben bunu Oppo telefonu kullanırken kullanamadım çok fazla. Çünkü Oppo'nun birazcık şeyi geniş. Ekranı geniş olduğu için buraya sığmıyordu. Yalan yok. Ben bir de telefonları her zaman koruyucu, yani etrafında şeyle kullandığım için, siz söyleyin, kılıfıyla kullandığım için kılıfıyla buraya sığmıyordu. Ama şimdi benim iPhone 12 daha küçük yapıda ve buna sığıyor çok rahatlıkla. Ve bundan sonra böyle kısa gezilerimizde, parka gitmelerde, kemere gitmelerde kesinlikle kullanacağım favori çantam bu. Çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Tekrardan buradan selamlarımı Kazakistan'a ve Kazakistan'daki bütün akrabalarımı, izleyenlerime ve başta da Suriye'ye olmak üzere kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Ben şimdi Yusuf'un yanına gidiyorum, bir bakayım. Malzemeyi bulmuş mu? Çünkü daha çıkamadı. Bulmuşsa çünkü kart bende, ödemeyi mecbur benden yapacak. Yani annemin kartı bende, cüzdanımda. Bakalım. Aradığımız malzemeleri Yusuf burada bulmuş. Her şey var mı tam Takır? Tamam. Kemere gitmemize gerek yok yani. Tamam. Güzel. Bir de 75'lik kablo var. Tamam. Yani 5 metre var. Kaç metre? Bunun asansörlü galiba. Uzaktan yani. Hareket. Çok doğru. Hareketle yanan lambalar. Çeşitleri bunlar da, bilmiyorum hangisini seçecek. Bahçeye annem bunlardan istiyormuş. Yani hareket halinde yanan lambalardan istiyormuş. Yarın Yusuf bunları döşeyecek. Malzemeyi burada bulmuş. Buna çok sevindim. Kesinlikle yani, en azından kemere gitmiyoruz. Şimdi kablosunu falan alacak. Ödemesini yapacak. Ben çıkıyorum. İyi oldu. Merakımızı giderdik. Allah'ım şu motorcuğumun asaletine, güzelliğine bakar mısınız? Kırmızı candır. Bayılıyorum zaten. Gönlüme göre de oldu kırmızı motor. Hava kararıyor. Çamyon'un merkezindeyiz bu arada. Yaşadığımız mahallenin merkezi burası. Şurada A101 var. Şurada Şok var. İleride BİM var. Şu hemen bir A101'in karşısında Migros var. Onun da paralelinde
Carrefour'sa var. Büyük marketlerin olduğu bütün cadde burası. Aslında ana cadde olarak burası biliniyor. Şurada hemen ışıkları yanan şu sarı yer kasap. Ondan sonra berbermiş, oto yıkamaymış, yapı marketmiş. Genel olarak bayan kuaförü, restoranların hepsi bu civarda, bu cadde üzerinde bulunuyor. Ve hatta biz şöyle söyleyeyim size. Eski izleyicilerim bilir, biz geçen sene dükkan ararken özellikle çok burada istemiştik. Çok baktık dükkanlara ve buralarda boş dükkan bulamadık. Bu cadde çok canlı olduğu için ve işlek olduğu için, özellikle yaz kış, çünkü evet yazın turist var ama kışın da yerli halk genel olarak burada, bütün ana şeyi burada olduğu için, bankamatikler de hemen yolun aşağısında. Ama akış burada olduğu için biz burada çok bir dükkan istedik ama kısmet olmadı. Ama bu sene şöyle bir duruma girdik biz. Hani Yusuf biliyorsunuz restoranı bıraktı, artık restoranta devam etmiyoruz. Benim tekstil işim de restoranda olmadı ve biz Yusuf'la bağımsız bir dükkan, bağımsız bir iş istedik. Kuaförlük, berberlik istedik. Çünkü Yusuf'un ana dallarından biri, ana mesleklerinden biri. Ve bu cadde üzerinde bir tane dükkan bulduk devredilen. Ama maalesef ki şöyle bir durum var. Şifre mi? Dur. Yusuf şifreyi sordu, onu söyledim. Şimdi maalesef şöyle bir durum oluştu bu sene için. Biz şurada devredilen işlek caddede bir bayan kuaförü bulduk. Kiralık olarak devrediliyordu. Yani biz kiraya ayrı ücret ödeyecektik. İnşallah sesim geliyordur kızlar ya. Mümkün olduğu kadar da telefonu yakın tutmaya çalışıyorum ki sesim gelsin. Şurası gördüğünüz Lotus. Biz burayı devren kiralamak istedik. Ama burada sadece bayan kuaförlüğü adı altında, hani hem vergisiyle ilgili, hem algısıyla ilgili, hem ruhsatıyla ilgili, hem çalışma alanı ve müşterisiyle ilgili olduğu için Yusuf dedi ki evet, ben dedi hani bayan kuaförlüğüne müsaitim ama benim asıl dalım erkek berberliği ve ben dedi sadece bayan kuaförlüğüne tamamen hakim değilim. Burada mesela ağdası var, manikür pedikürü var. Yusuf'un yani işte ağdaymış, ondan sonra manikür pedikürmüş, masajmış, böyle şeylere tamamen dahil olmadığı için dedi ki bayan kuaförlüğünü tek başıma ya da seninle idare edemem ki benim zaten o dallarda bir sertifikam ya da eğitimim yok. Ondan dolayı o da askıda kaldı. Yoksa ki uygun fiyata devrediyorlardı. Ama biz kirasını hemen hemen bilmiyorduk, ne kadar kirası, hiç görüşmedik. Çünkü Yusuf o konuya birazcık olumsuz baktığından dolayı o işte öyle askıda kaldı. Bakalım, hayırlısı kısmet tabii ki. Bir de bana çok şey yapanlar var, yazanlar var. Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? İşte eşin çalışmıyor, ne yapıyorsunuz bilmem ne diye. Ya kızlar, bizim zaten masrafımız çok fazla değil. Evimiz kira değil. Elektrik, su faturası da ödemiyoruz zaten. Allah bin kere razı olsun, kayınpederim bu konuda bize destekçimiz her zaman. Ve elektrik, su faturası ve kira ödemediğimiz zaman sadece boğazımız var. Yusuf zaten düzenli, sürekli sigara içen bir insan değil. Ben zaten sigara kullanmıyorum. Hani sigara içmek demek, şu anda iki kişinin sigara içmesi demek, ayda hemen hemen 1,5 milyar, 2 milyar masraf demek. Bizim öyle bir masrafımız da yok. Ekstra bir masrafımız olmadığı için de boğazımızı Allah'a şükür ufak tefek birikimlerimizle idare ediyoruz. Evet, hali hazırda ödemelerimiz var, kredilerimiz var. Motor aldık, onun taksiti var ama onun için ekstradan, hani bizim iş arayışımız ya da işte dükkan arayışımız. Onun dışında Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki Rabbim çalışan herkese, emek eden herkese versin. Hali hazırda bir düzenimiz var. Ondan dolayı hani ses var bu arada. Yani bizim adımıza çok endişelenmenize gerek yok. Biz endişelenmiyoruz sizin merak ettiğiniz kadar. Dürüstçe söylemem gerekirse böyle biz böyle şeylere takılmıyoruz. Hani yani biz işsiz, mesleksiz, açıkta kalmış, hiçbir şey idare edemeyen bir aile yapısına sahip değiliz. Ondan dolayı hiç endişelenmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Yine de düşünüyorsunuz ama çok şükür keyfimiz yerinde. Maddi manevi huzurumuz yerinde. Bu kadarını söyleyebilirim.
Ben bu arada size bugün o kadar çok şey çektim, o kadar şey konuştum ki bence artık vlogu tamamlamam lazım. Tekrar şifreyi söylemem lazım. Sizleri öpüyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Bye bye.